Malinois kanaryalarının diğer bir adı da Belçika bülbülüdür. Asıl üretim yeri Belçika ve 15. yüzyıldır. Çok güzel ötüşlere sahiplerdir ve özellikle kendi aralarında yatak odası kuşu diye adlandırırlar. Çünkü ötüşleri asla bir insanı rahatsız etmez ve uyandığınızda bile çok hoş bir adeta bülbülü andıran sesi duyarsınız. Kendi aralarında Belçikalılar pest bir sese sahiptir. Fransız Malinois kanaryaları ise 17 tür ses çıkartabilirler. Bunlar tabii ki bu sesler gerçekten yarışmalarda önemli derecelere sahip olmuştur. Özellik açısından da endamlı ve zayıf kuşlardır. Vücutları diri ve kanatları vücuda yapışıktır. Onun haricinde gagaları incedir. Erkekleri gayet irilerdir ve dişileri yavrularına çok iyi bakarlar. Bakımı da çok kolay kuşlarımızdandır. Malinois kanaryalarının bakımına dikkat edilmesi gereken şeyler özellikle yemlerin temiz olmasıdır ve yemler genelde %80 kuş yemi, %10 şalgam ve %10 keten tohumu içerirse onların daha kondisyonları ve ötüşlerinin güzel olmasını sağlar. Ama ötüşleri çok güzel kuşlar olduğu için özellikle yemlerinin temiz olmasına ve o tozlu olmamasına dikkat edin. Yoksa bu ses kısıklığına ve astıma sebebiyet verebilir. Onlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Ekstradan sularının temiz olmasına dikkat etmeniz gerekir ve sularına haftada bir kez dezenfektan olarak bir tatlı kaşığı sirke koyabilirsiniz. Aynı zamanda da vitamin mineral eksikliğini karşılaması için maden suyundan bir kapak maden suyu sularına haftada bir kez ilave edebilirsiniz. Onun haricinde verebileceğiniz meyveler, işte elma, armut, kivi, o tarzda meyvelerde de su ihtiyacını karşılayabilirler. Ve yeşil sebzeler de verebilirsiniz. Onun haricinde ekstradan tabii ki ortam şartlarına uygun olduğu zaman çok rahat yavru alabilirsiniz. Malinois'ların çiftleşmelerine özellikle Mart ayında başlanmalıdır. Arka arkaya iki çiftleşme sonunda Temmuz ayında tamamıyla çiftleşme bitmek zorundadır ve artık kuluçkaya yatma zamanı gelmiştir. Kuluçkaya yatarken Malinois'lara özellikle sarı ışık değil de onların daha kendini rahat hissedecekleri güçlü beyaz floresan ışık altında barındırmanız gerekmektedir. Altlıklarının özellikle normal kum ya da daha iri, yirit diye adlandırdığımız kumlardan da koyabilirsiniz. Aynı zamanda vitamin ve mineral eksiklerini sağlamak için mürekkep balığı ve kireç tozundan da faydalanabilirsiniz. Onun haricinde sularının temizliği tabii ki çok önemlidir. Uygun ortamlar sağlandıktan sonra yavru alınması kolaydır. Fakat en önemli özellik, çok yavru almak istiyorsanız Malinois'larda erkeğin tığ gibi yağsız olmasına dikkat etmeniz gerekir. Erkek ne kadar yağlı olursa sperm kalitesi o kadar düşer ve erkeğiniz eğer ki Mart ayının başında yağlıysa o çiftleşmeden pek fazla yavru alınmasını beklemeyin. Çeşitli diyetler yaparak erkeği zayıflattıktan sonra çiftleşmek için birleştirebilirsiniz dişisiyle. Aksine dişinin de güçlü ve iri olması gerekmektedir. Yavrularını da zaten dişiler çok güzel baktıkları için eğer ki başarılı bir çiftleşme olduktan sonra sağlıklı yavru edinebilirsiniz.